Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəm sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitayının Amerikadakı baş konsulxanası hücumğa uçurdu. 9-cu oktyabr Xitayının San Fransiskodakı baş konsulxanasına bir maşını bösüb girgen bolub, saxçılar şopurunu etib öldürgen. Vaqadan keyin saxçılar atrofdagi ko'chalarni kontrol qilgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha 9 oktyabr tushdan keyin bir mashina San Fransiskodagi Xitoy bosh konsulxonasining viza bejirish zaliga tuyuqsiz tushib kirgan bo'lib, vaqadan xabar topgan saxchilar bir necha minut ichida vaqa yuz bergan naq maydonga yetib kelgan va Kaliforniyaga tabi VIY9638 nomorli qor ranglik mashinaning Xitoy bosh konsulxonasining koridoriga to'xtatilganligini bayqagan. Saqchilar darhol shopurni ogohlantirgan bo'lsa-mu, biroq shopur qarshilik qilganlikdan etib o'tgan. Jiddiy ahvolga taqabil turish xodimlari yaralangan shopurni jiddiy qutqizishga olib borgan bo'lsa-mu, gumondor doktorxonada o'lgan. Saqchilar mashinaning ichida portlatqich dori borligidan ansirab, mashinaga yaqinlashmagan. Aksiga vaqani yuqurg'i dokulat qilgan hamda portlashdan mudofiyalanish atriti va portlatqich buyumlarni purab sezadigan obshorkechtlarning naq maydonga kelib tekshirishini saqlagan. Shuning bilan birga konsulxona binosidagi kishilar tarqoqlashtirilgan. Atrof bir turkum saqchilar tomonidan qamal qilingan. Shu joy vaqti kech soat 18:30 atrofida naq maydonni qamal qilgan San Fransisko saqchilari muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, vaqa haqidagi tafsilotlarni oshkorlagan. San Francisco saqchi idorasining bayonotchisi muxbirlarni kutib olish yig'inida navbatdagi gumondor haqida hech qanday uchur yo'q. San Francisco saqchi idorasi hozir Amerika tashqi ishlar ministrligining tekshiruvchilari bilan hamkorlashmoqda. Biz hozir ta'minlay oladigan uchurlar bulardan iborat. Agar bu haqda guvohchilar bo'lsa yoki yangi sin bo'lsa, biz bir qism yanfondi tortilgan sinlarning tarqitilganligini bilamiz. Guvohchilardan tekshiruvchilar bilan aloqalashishni so'raymiz. Har qanday uchur deloni tekshirishga nihoyatda foydali degan. Bayonotning oxirida jinoyat gumondori to'g'risida hozircha hech qanday uchur yo'q. Biz 10 kun ichida ochiq yig'in o'tkazamiz. Ammo bu bir alohida tekshirish, chunki bu vaqa Xitoy konsulxonasining yerlik qonunlari va o'xshamagan boshqurish tavalligiga chetildi. Bu vaqa odatdagi saqchining o'qish qilishiga o'xshamaydi. Uchur manbasi intayin cheklik. Saqchi mulozimati, bexatarlik organlari, tekshirish organlari, taftish mahkamasi, mustaqil tahqiqlash idorasi va saqchi mas'uliyati ishxonasidagi xodimlarning hammasi mush yerda masalani tekshirmoqda. Naq maydondagi bir muxbir mashinada boshqa qurollar bayqaldimi? Vaqaga yetishlik avtomobil jinoyat gumondorining muddat so'rgan bo'lib, bayonotchi bu haqda ma'lumoti yo'qligini bildirgan. Yana bir muxbir birarsi Xitoy kompartiyasini nishon qilib, bu mashina bilan hujum qilish vaqasini paydo qildimi deb so'rganda, bayonotchi yana o'xshash javobni bergan. BDT xavfsizlik kengashi Falastin masalasida birlikka kelolmadi. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashining hammasini birdek ayblayolmaganligidan afsuslanganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi 8 oktyabr Falastin bilan Isroiliya masalasi haqida jiddiy yig'in chaqirgan bo'lib, ko'p qism a'zo davlatlar Hamasning Isroiliyaga qarshi qo'zg'algan harakatini ayblagan bo'lsa-mu, ammo BDT bu masalada birdeklik hosil qilolmagan. Rossiya urush to'xtatishni talab qilgan bo'lib, Xitoy birlashma bayonot e'lon qilingan taqdirda uni qo'llaydiganligini, fuqarolarga qaratilgan barlik hujumlarini ayblaydiganligini bildirgan. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, xavfsizlik kengashi Falastin masalasida birdeklik bo'lmaganligi sababli hech qanday birlashma bayonot e'lon qilolmagan. Rossiya boshchiligidagi a'zo davlatlar Hamasni ayblashni rad qilib, masalaga qarata diqqatni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Rossiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Vasiliy Nebenziya, menimcha urushni darhol to'xtatish kerak. Urush to'xtatishni ishqa oshirish uchun ahamiyatli suhbat boshlash kerak. Bu xavfsizlik kengashining necha 10 yildan buyon bizga ta'kidlab kelgan so'zi degan. Xabarda qayd qilinishicha, xavfsizlik kengashi yig'inida odatda Rossiya bilan hamkorlashadigan Xitoy BDTning birlashma bayonotini qo'llaydiganligini bildirib, Rossiya bilan bir maydonda turmagan. Xitoyning BDTda turishliq bosh elchisi Jang Jun xavfsizlik kengashi hech nima demadi. Bu intayin benormal. Xitoy fuqarolarga qaratilgan barliq zo'ravonlik va hujumlarni ayblaydi va aloqador taraflarni eng cho'ng cheklamalarni qo'llanishga va urushni to'xtatishni ishqa oshirishga chaqirdi degan. Afg'onistondagi yer tebrashda 2000 dan ortiq odam hayotidan ayrildi.
Afganistan'ın gharbi şimalıdaki yer devreşte hayatıdan ayrılganlar 2053'ge yarlanganlar 10 000'ı yetti. Afganistan İslam Emirliki Hükümeti'nin Afet ve İnsanperverlik İşleri Ministerliği'nin bayanatçısı Canan Sayık 8. Oktyabr bayanatı ilan kılıp, Afganistan'ın gharbi şimalıda 7. Oktyabr yüz bergen yer devreşte 2053 adamın ölgenlikini yarlangıçlarının sanı 10 000'ı yakınlaşkanlıkını bildirgen. Afganistan'ın gharbi şimalıda 7. Oktyabr 2 kıtım 6.12 bal yer devregen bulup, tevreş menbesinin çoğunluğu 10 kilometre iken. Canan Sayık yer devreşte Hirat, Badıgız ve Faradın ibaret 3 ölgüdeki 1340 eğiz oyunun veyran bolganlıkını etkan. Afganistan'ın gharbi kısımdaki Hirat ölkelik apet başkuruş tarmakının bildirişçe, Hirat ölkesinin Zindacan rayonu yer devreş tesiri en iğir rayon bulup, hazır bu rayondaki 13 kent pütülleyi veyran bulgan. Zindacan rayondaki kent ahalileri şu günü muhbirga yer devreş apeti iğir bulgan rayonda kutkuzuş hizmetinin yenili ciddi devamlaşı vatkanlıkını, kutkuzuş üskülleri çektik bulgaşka Nurgun kent ahalisinin kutkuzuş hadimleri bilen birlikte harabeylikini koludukı olup, hayat kalgalarını ya ki ölgelerinin cestini izdevatkanlıkını eytkan. Dünya Sahiye Teşkilatı, Afganistan Kızıl Ay Cemiyeti kadarlık teşkili aparatlarımı apetin kutkuzuş hizmetlerini devamlaştırmakta. Kırgızistan'daki Uygur Sodiyar Tursuntay Salimov'nun nazarbend kılınışı gulgulu kozgıdı. Kırgızistan taratkolarının haberlerde bildirilişçe, Kırgızistan Pervomayski rayonluk sot mahkemesi 9. Oktyabr Bişkek'teki Medine Bazarı'nın hocayini tunulgan Uygur Sodiyar Tursuntay Salimov'ni Kırgızistan Cinayi İşler Kanunu'nun 261. maddesindeki teşkillik guruh kuruş ya ki onunla katnışış gümanı bilen nazarbend kılgan bulup 9. Dekabr'daki sotkıca tutup durulduğanlıkı bildirildi. Tursuntay Salimov 7. Oktyabr keşte kolga ilingan bolup, dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda uning tutup turilishi 4. Oktyabr öldürülgen Kamcha Kolbayev bilan munosabatlik deb qaralgan. Tursuntay özünün cinayet bilen hiç qandaq alaqısı yoqligini, özünün Kolbayevning qo'shnisi bo'lganligi uchunli guman bilan qo'lga ilinganligini bildirgan. Tursuntay'nın advokati muhbirga Salimov'nun yukarı kan besim kesili varlığını, onun 67 yaş işkerlikini, muşundak buluşuğa karamay sotunun onu nazarbend kılganlığını, sot geriyanıda mı onun cinayet bilen herkandak bağlanışı varlığı delillenmegenliği, pekatlık Kamcha Kolbayev'nin koşnisi bulganlığı üçünle guman bilen tutup duruş karar kılınganlığını bildirip, yakında sotunun kararına narazılık arzı sunduğanlığını bildirgen. Nöbette Medine Bazarı'daki Suudigarlar Kırgızistan Prezidenti Sadir Japarov ve Devlet Bihaterlik Komitetinin reisi Kamchibek Tashiyovka Tursuntay Salimov'nun kuyup birleşini müracaat kılgan bulup, Bazarı'daki Suudigarlar Tursuntay Salimov'nun mınlıgan hizmet burası yaratıp, Nurgun Kırgızistan halkını ken korsaklık bilen, iktisadi ve ictimai yerden bilen temellegen kişi ihkerlikini, onun hiçkandak cinayi guruh bilen bağlanışlık emeslikini bildirişken. Nöbette muhacireteki Uygurlar ve teşkilatlar bu hadiseden endişe kılvatkanlıkını ve bunun arkası da Xtay'nın kolu buluş ihtimallıkı varlıkını bildirişmekte. Tursuntay Salimov bu yıl Mart ayında Kırgızistan Uygurları İtibak Cemiyeti'nin yeni reisi bulup saylanğan idi. Erdoğan, Palestin, İsrailiye, Livan, Katar ve Mısır rehberleri bilen telefonlaştı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Palestin, İsrailiye, Livan, Katar ve Mısır rehberleri bilen telefonlaştı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Türkiye Prezidenti Erdoğan, Palestin Devlet Reisi Mahmut Abbas bilen telefonlaşıp, İsrailiye ve Palestin'de devamlaşıvatkan tokunuş ve rayondaki ciddiçiliklerge münasifetlik en yeni özgürlükler doğrusu da sözleşti. Erdoğan, Türkiye'nin rayondaki ziddiyetlerini tügütüş ve baldırlık hatircemlikke erişişki kapaletlik kılış üçün, barlıq tirişçallıqlarını körüstü vatqallıqını bildirdi. O yana Livan Başministeri Necip Miqati bilen telefonlaşıp, Türkiye'nin İsrailiye bilen Palestin otursudaki ziddiyetini tügütüş üçün devamlıq tirişidiqallıqını təkidledi. Erdoğan yana İsrailiye Prezidenti İshak Herzog bilen ötküzgen telefon söhbeti de İsrailiye ve Palestin'de devam kılvatqan vaqalar ve rayondaki ciddiyicilikke alaqadar en yeni özgürüşlerini müzakere kıldı. Erdoğan, Gazze halkıgı kollektif halette karı kuyuk ziyan yetküzüdüğün herkandak bir kademle rayondaki zoravallık ve azap ukubetini teyhimi aşırı vetidiğallıkını tähkitleş bilen birge, soğukallık bilen hareket kılışının zürürlükini ve rayonunu baldırrak hatircemlikke eriştirişinin pütkül rayonunun hatircemlikke noktasının intayın muhimliğini eskertti. O yana Türkiye'nin rayondaki kişine endişeyi salıdığın tokunuşku hatimi verip, mengülük tünişlikki kapaletlik kılış yoludaki tirişçallıkını devamlaştırdığallıkını oturgu koydu.
Erdoğan'ın Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Es-Sani bilen ötküzgen telefon söhbeti de İsrailiye Palestin sürkülüşü sebebiden rayonda künsiri küçüğü vatkan tokunuşlar müzakere kalındı ve öz ara pikir almıştırıldı. Erdoğan yine Mısır Prezidenti Abdülfettah Sisi bilen bu telefonlaşıp İsrailiye Palestin ciddiçilikliği münasifetlik en yeni özgürüşlerini müzakere kıldı ve ciddiçilikini tüketiş için nemelerini kılış gerektiği hakkında pikir almıştırdı. Mahmud Abbas BDT başkatibi bilen telefonlaştı. Palestin Prezidenti Mahmud Abbas Birleşken Devletler Teşkilatı'nı İsrailiye'nin bulup mu Gazze rayonundaki hücumlarını toxtatışı için derhal hareketke ötüşke çağırdı. Palestin'nin resmi haber agentliği Vafa'nın haber kılışı Palestin Devlet Reisi Mahmud Abbas Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres bilen telefonda görüşken. Telefon sohbeti de Mahmud Abbas Gazze rayonundaki Palestin halkıya insanperverlik ve davalaş yardımı berişinin muhimliğini ta'kidlegan. Abbas Gazze rayonundaki insani tragediyanın aldığını eliş için Birleşken Devletler Teşkilatı'nın derhal hareketke ötüşü gerekliğini, şundaklı halkara kanunga asasen Palestin halkını kovdaş mecburiyetini ada kılışı lazımlığını kayıt kılgan. O bu rayondaki ciddiçilikke hatimi berişinin birdenbir yolunun İsrailiye'nin paytaxtı Kuddus bolgan Palestin devleti teritoriyelerini işgal kılışını toxtatışta muhim rol oynaydıgan krizisini siyasi cehetten hal kılış çaresi ihkerlikini eskertken. BDT başkatibi Antonio Guterres bolsa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Gazze halkıga derhal insanperverlik yardım beriş, devamlaşıbatkan ciddiçilikni pasaytış üçün barlıq halkaralıq taraplarının alaqı ornıtışıgı kapalatlı kılış yolu da zor tirişçallıq körüstüvatkanlıqını etkan. Hürmetli körümelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.